Türkiye'nin hemen hemen her yerindeki karakollarda, güven masalarında kadın polislerimiz görev yapıyor Sayın Başkanım. Evet. Bilginiz olsun bu konuda da. Sadece Trabzon il merkezi değil, ilçelerimizdeki polis merkezlerimizde de birer tane kadın personelimizi bu şekilde tefrik ettik. Evet. Bu şekilde görev yapıyorlar. Hani bir anlamda çağdaşlığı yakalamak adına elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tabii bugün Trabzon baromuzda sağ olsunlar mağdurların haklarının korunması anlamında işte mağdurlara avukat desteği hizmetinin verildiğinin bir şekilde polis merkezinin adımını attığı andan itibaren vatandaşlarımızın görmesi için polis merkezlerimizin bütün adli işlem yapan birimlerimizin görünür yerlerine hazırladığımız broşürlerden bugün stajyer avukatlarımız marifetiyle takmış olacağız. Bu anlamda da yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı sizleri kutluyorum Sayın Başkanım. En azından bir şekilde polis merkezine, adli işlem yapan birimlerimize gelen vatandaşlarımız kendilerinin avukat desteğinin her anlamda her an olduğunun bilinmesi için güzel bir adım olacak. Evet. Özellikle pandemi sürecindeki polislerimizin, emniyetimizin yükünün çok arttığını alanda da görüyoruz. Ama onlar da fedakarca bir şekilde alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar da biz de aslında pandemi sürecinin gizli kahramanı gibiyiz. Çünkü bizler aynı zamanda emniyet içerisinde, karakollarda, sokaklarda, cezaevlerinde, adliyelerde görevimizi en iyi şekilde yapmaya hala devam ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımızın da çok yansımadığını düşünüyorum. O yüzden ben tekrar yaptıkları fedakarca çalışmalar nedeniyle emniyet mensubu arkadaşlarımıza sizin şahsınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Uzunca bir süredir Trabzon Emniyet Müdürü ile Trabzon Barosu arasında hakların kullanımı konusunda neler yapabiliriz şeklinde bir görüş alışverişinde bulunduk ve her zaman tamamıyla iyi niyet temelleri, hak hukuk temeli üzerinde de bu çalışmalarımızı projelendirme yönünde çeşitli adımlar atmaktayız. Sayın Müdürümüzle en son CMK kurulumuzla birlikte görüşmeye gittiğimizde karakollara gelen kişilerin ister mağdur olsun, ister şüpheli olsun haklarının hatırlatılması konusunda acaba bir çalışma yapabilir miyiz diye görüştüğümüzde böyle bir proje ortaya çıktı. Özellikle biz zaten karakollarda ve emniyette gelen kişilere avukat tutma konusunda hakları hatırlatılıyor. Ancak ücretsiz avukat talep etme CMK kapsamında ücretsiz avukat talep etme konusunda haklarının altının acaba çizilerek söyleniyor mu, söylenmiyor mu? Ya da biz yeterince CMK'yı bu anlamda tanıtabildik mi, tanıtamadık mı konusunda bir şüphemiz oluştuğunda bu proje ortaya çıktı. Ben Sayın Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Baştan beri o da aynı şekilde hakların kullanılması konusundaki hassasiyetini ortaya koydu. O nedenle biz tüm ilimizdeki karakollarımıza ve emniyetimize ücretsiz avukat talep etme haklarının hatırlatılacağı şöyle yaparsak afişlerimizi hazırladık ve emniyet müdürlüklerine ve karakollara adli işlem yapan bütün birimlerimize takmayı düşünüyoruz Sayın Aynen. Başkanım. Dolayısıyla burada önemli olan vatandaşlarımızın adalete erişimini ve adil yargılanma hakkını en iyi şekilde kullanabilmeleridir.